İyi akşamlar. Karşılaşmalarından teknik direktörümüz Erol Bulut ilk olarak açıklamalarda bulunacak. Ardından sorularınız varsa onlara geçeriz. Buyurun hocam. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün maça baktığımızda oyuna istediğimiz şekilde başladık. İstediğimiz şekilde de öne geçmiş olduk 2-0. Sadece 2-0 öne geçip ondan sonra 2-2'ye rakip oyunu getirdi. Ona ilk başta bizim tarafımızdan bakmamız lazım. İzin vermememiz gerekiyordu. Ama nedense rakip golleri nasıl buldu bir de ona bakmamız lazım. Birinci golü zaten iyi pas organizasyonu yaparak attı. İkinci golü penaltıdan verdi. Bilmiyorum futbolda benim bilmediğim kurallar mı var? Çünkü kuralları sezon başında herkes okuyor. Bize de geliyor, biz de bakıyoruz. Futbolcunun bir tarafından top çarparak eline geldiyse penaltı olmadığını ben biliyorum. Çünkü o şekilde okudum. Dünyanın her yerinde de aynı şekilde. O yüzden hakimlerimiz veya daha doğrusu Mete hocamız kurallara bir daha tekrardan bakması gerektiğini düşünüyorum. Hadi diyelim penaltıyı verdin, tamam biz yanlış biliyoruz. İkinci yarıda Trabzonsporlu futbolcunun eline top çarpıyor yerden sekerek. Ona niye penaltı verilmedi? O ikinci sorum. Üçüncüsü, yediğimiz üçüncü gol. Maxi Gomez'in direkt bizim Yeftovic'e hamlesi var. Zaten bakarak Yeftovic'e direkt yöneliyor. Topla hiçbir alakası yok. Faul yapıyor ve faul veriliyor. Geçelim 2-0'dan 3-2'yi kaybettik. O bizim sorunumuz. Onu biz kendi aramızda oturup konuşuruz. Ama Mete Kalkıvan'ın diyelim bu iki kararda, penaltı kararında üçüncü golde verilmeyen faulumuz, bunu bence oturup iyi bir konuşmamız lazım. Çünkü adaletli maç yönetmesi gerekiyor. Türk futbolunu ilerletmeye çalışıyoruz. Geçen sene de aynı şeyleri konuştuk. Geçen sene iyi hatırlayın. Burada nasıl maçı kaybettiğimizi, verilmeyen penaltımız, verilmeyen kırmızı kart. Ondan sonra maçın sonucunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu sene aynı şekilde devam ediyor. Bir saniye daha bitmedim. O yüzden Türk futbolunu bir yerlere getirmek istiyorsak hep birlikte doğru işler yapmamız lazım. Adaletli olmamız lazım ilk başta. Adaletli olmayan yerde zaten hiçbir şey doğru dürüst işlemez. Onu söyleyebilirim. Sıvırına geçiyoruz. Bütün avantajlar elimizde. Baktığınız zaman takımın geriye atlandığını, geriye çekildiğini, ya bu sizin düşünceniz mi yoksa oyuncuların sağ içerisinde kendi istekleri de doğrultusunda yapılan bir hareket mi? Demin zaten onu anlattım. 2-0 öne geçtiğinizde 3-2 maçı kaybederseniz, hataları saymazsak hakemin yaptığı, oturup orada düşünmemiz lazım. Buna fırsat vermememiz lazım. 2-0 öne geçtiğinizde daha kontrollü olmanız lazım. Topu daha iyi tutmanız lazım ayağınızda. Biz bunu başaramadık. O yüzden zaten 2-2 oyun geldi. Üçüncü golü zaten konuşmama gerek yok. Orada dünyanın her yerine faul olan bir pozisyon. Maçın sonucu bizim maçımızdan bir puan almış olsaydık bu şekilde iyi olacaktı. Çünkü 2-0'dan normalde bir maçı Trabzonspor da olsa vermemeniz lazım. Hocam bu kadar erken iki gol bulmayı bekliyor muydunuz? Bu plan dahilinde bir şey miydi? Bir de özellikle son yarım saat oyuncuların sürekli yere düşmesi ya da sakatlanması. Bu da bir plan gereği miydi yoksa başka bir planınız var mıydı? Evet, onu kesinlikle planladık sona doğru. Sakatlık olduğunda yerde kalın diye. Öyle bir plan zannetmiş bir hocam, öyle bir planı yoktur. Sonuçta nem oranı olsun, sıcaklık olsun, su sıvı kaybı oluyor biliyorsunuz ve kramplar giriyor. Doğal olarak futbolculara sonlara doğru ayaklarına kramp giriyorlar. Ama erken öne geçmemize tabii onu planlayamıyorsunuz ama sizin oyunumuzu o şekilde biz gerçekleştirmek istedik. Kompakt durup yakaladığımız topları, hızlı çıkışları yaparak gol bulmamız gerekiyordu. Nitekim iki golü de zaten bulduk. Ama ondan sonrası rakibe pozisyon vermemiz ve agresif bir şekilde rakibi kalemizden uzaklaştırmamamız
O bir sorun. Çünkü o istediğimiz bir oyun değildi. Ben zaten maça çıkan futbolcularımızla aynı şekilde konuştum. Rakibi kaleden uzak tutup ikinci bölgede karşıya basmamız gerekirken biz daha çok birinci bölgeye, kendi bölgemizde rakibi karşıladık. Nitekim onu da Trabzon'u iyi değerlendirdi. Başka soru var mıydı? Hocam, çok sıcaktı. Yani nem de oranında çok yüksekti. Bir de oyunculara olumsuz yönlendirdiğini düşünebilir miyim? Trabzonspor da aynı hava şartlarında oynadı. Onu bahane edemeyiz. Rakip de aynı hava şartlarında oynuyor. O yüzden ona bağlayamayız. Sonuçta önemli olan burada biz öne geçtiğimizde topu daha iyi aramızda pas ederek tutmamız gerekirken o pas trafiğinden vazgeçtik 2-0'dan sonra. O sonuçta bizim için sorun oldu. Başka soru var mıydı? Teşekkürler. Teşekkürler. Arkadaşlar.